Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 24. yıl dönümü. O gün çok büyük acılar yaşadık. Travmalarımız oldu. Bizler bu acıları ve travmaları atlatmaya çalışırken arkasından büyük Van depremi, Elazığ, İzmir derken ve yakın zamanda da Maraş merkezli 11 ilimizi etkileyen büyük depremi, asrın felaketini yaşadık. Ve bu felaketten sonra da hep birlikte şunu tekrar hatırlamak zorunluluğunu hissettik. Kabul etmek zorundayız ki biz deprem fay hattı ülkesiyiz. Deprem fay hattında olan bir ülkeyiz. Madem deprem fay hattında olan ülkeyiz, bununla ilgili yapılması gereken tüm gereklilikleri de yapmamız gerekiyor. En son Maraş'ta yaşanan, Maraş merkezli yaşanan depremde de Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla tespit olundu ki orada yıkılan binaların %98'i riskli binalar. Yani bu işin tek çözümü var. Bir an önce riskli binalardan kurtulmak. Bizler Maraş'taki asrın felaketiyle ilgili büyük çaba içerisinde oradaki vatandaşlarımıza yardım için elimizden geleni ülke olarak hep birlikte yaptık. Hemen arkasından İstanbul gündemimize geldi. İstanbul 16 milyon insanın yaşadığı büyük bir mega kent ve bu mega kentin de içinde maalesef bilim insanlarının da açıkladığı riskli bina oranları yaklaşık %60 seviyelerinde. Bizler hızlıca bunun tedbirini almak zorundayız. İstanbul'un mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Tabii bir yandan bunu hatırlarken bir yandan da hem arazi yapısını hem de toplanma alanları başlığını da hızlıca gündemimize almış olduk. Bizler Başakşehir olarak bu süreci çok iyi bir şekilde yönetmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı o başarmış olduğumuz ve bugüne kadarki olan serüveni %50'lerde olan 2009 yılındaki riskli bina stoğumuzun %13'e düşürülmesini nasıl başardıysak bundan sonraki süreçte de hedefler koyduk ve 2 yıl içinde inşallah riskli bina stoğumuzu %8'lere, 5 yıl içinde de toplamdaki riskli bina stoğumuzu sıfıra indirmek için mücadele edeceğiz. Biz hep şunu söylüyoruz. Başakşehir olarak bunu başardıysak tüm İstanbul, tüm Türkiye bunu başarabilir. Yapabileceğimiz en önemli tedbir, belki de en baştaki tedbir zaten binalarımızı yenilemek. Başakşehir arazi yapısı olarak da kayalık bölgeden oluşan ve özellikle yapılaşmaya uygun araziyle insanların da özellikle de tercih ettiği bir ilçe. Üçüncü aşamamız toplanma alanlarımız. Medya olarak sık sık tartıştığımız ve İstanbul'un maalesef en büyük problemlerinden bir tanesi. Fakat Başakşehir'de elhamdülillah böyle bir sorunumuz yok. İstanbul içinde birçok ilçemizde yeşil alan miktarı 1 metrekarenin altındayken biz Başakşehir'de kişi başı yeşil alan miktarını 21 metrekareye ulaştırdık. Bu da toplanma alanı probleminin olmadığının net bir göstergesidir. Bizler bunu nasıl başardık? Onunla ilgili de kısaca bilgilendirme yapmak isterim. Bir yandan şehrimizin imarını tamamlayıp bir yandan da riskli binaların yenilenmesi için Başakşehir Belediyesi olarak mücadele ettik ve bu mücadelemize devam ediyoruz. Şu anda bütün mahallelerimizde kentsel yenileme hızla devam ediyor. Arkasında bulunduğumuz proje gibi birçok projemiz mahallelerimizin tamamında hızla yükselmekte. Ve bu dönüşüm için yapılan projelendirmede İstanbul içinden bir farkımız da bizdeki dönüşümlerin ada bazlı oluşu. Yani İstanbul'daki en önemli problemlerden bir tanesi trafik ve otopark problemi. Bizim dönüşümlerimizde ada bazlı olduğu için bu sorun da ortadan kalkmış oluyor. Hedefimiz ve amacımız insanlarımızın can riski taşımadığı güvenli konutlar üretmek, şehrimizi böyle yapılandırmak ve şehrimizdeki insanların ailesiyle, çocuklarıyla mutlu bir şekilde güvenli yuvalarında olmasını sağlamak. Ben buradan sizlerin aracılığıyla güzel insanlara, güzel ülkemin güzel insanlarına buradan hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen ama lütfen hiç geç kalmadan sizlere
özellikle rica ediyorum. Özellikle hatırlatmak istiyorum. Depremde yapılabilecek ve belki de tek unsur, belki de en önemli unsur riskli binalardan kurtulmak. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Bunun için geç kalmayalım. Bir an önce binalarımızı yenileyelim. Yapı stoklarımız mühendislik hizmeti almış yapı stokları olsun ve güvenli bir şekilde hayatımıza idame ettirelim, devam ettirelim diliyorum.